Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir inceleme videosuyla birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz, inceleme konuğumuz Micro ATX kasa arkadaşlar. Oyuncu kasası. MSI'ın üretmiş olduğu Mac4G M100R modeli. Kasanın hemen şöyle dışından inceleyecek olursak ön panelden başlayarak şurada ufak bir MSI logosu. Gördüğünüz gibi ARGB fanlar ve komple mesh ön ızgarası mevcut arkadaşlar. Kasanın şöyle üst panele gelecek olursak burada power tuşumuz, reset tuşumuz, kulaklık ve mikrofon girişlerimiz ve 3 adet de USB girişlerimiz var arkadaşlar. Hemen şöyle kasanın genel özelliklerine bakacak olursak 4 adet ARGB fana sahip arkadaşlar. Dahili olarak geliyor. Kasanın üzerinde 120 mm'lik 4 adet fan. 3 tanesi önde, 1 tanesi arkada. Egzoz görevi görüyor. Micro ATX bir kasa. Boyut olarak bayağı bir küçük gelebilir gözünüze. Kasamızın boyutlarına gelecek olursak arkadaşlar şu kısmı 200 mm. Şöyle yandan baktığımızda ise şu kısmı 388 mm ve kasamızın yerden yüksekliği arkadaşlar şu şekilde yerden yüksekliği 423 mm. Kasamız 6 adede kadar 120 mm fan desteği var arkadaşlar. Dediğim gibi ilk başta da söylemiştim. 4 tanesi dahili olarak geliyor. Bu şekilde görünen şu an RGB'leri yanan fanlarımız ve bunlara ekstra olarak da 2 adet de yukarıya 120 mm'lik fan takabiliyorsunuz arkadaşlar. Üst panelimizde çıkarılabilir manyetik bir toz filtresi mevcut. Hemen şu şekilde göstereyim. Mıknatıslı tamamen bu şekilde çıkarabiliyorsunuz. Temizliğini rahatlıkla yapabilirsiniz. Temperli yan cama sahip arkadaşlar. Şu şekilde şurası temperli cam. Mesh ön panel ızgara demiştik. Komple mesh. Bu şöyle söyleyeyim. Mesh olması çok büyük bir avantaj. Çünkü içerideki hava sirkülasyonu için özellikle dışarıdan ön taraftan hava girmesi, içeriye bir hava akışı olması oldukça önemli arkadaşlar. Buna dikkat edin. 300 mm'ye kadar ekran kartı desteği, GPU desteği var. Bu şekilde görebilirsiniz. Bende şu anda RX 6700 XT var. Bunun da daha önce hatta bir önceki videoda bir incelemesine kutu açılır ve montajını yapmıştık. 300 mm'ye kadar desteği var diyor ama arkadaşlar şu anki benim kullandığım ekran kartı 304 mm ve böyle birazdan açınca da camı gösteririm. Şu an parlıyor olabilir. Şurada bir iki parmak kadar daha boşluğumuz mevcut. Yani 305 mm, 310 mm'ye kadar da muhtemelen montajı yapabilirsiniz. Ama çok fazla yükseğe çıkmamaya özen gösterin. 160 mm'ye kadar CPU desteği var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ARGB fan desteği var demiştik kasanın. Bu RGB fanların geçişlerini şurada görmüş olduğunuz küçük tuşla yapabilirsiniz. Buna şöyle bastığınız zaman gördüğünüz gibi şu an çok net olmayabilir gündüz olduğu için. Ben bunun yine akşam tam net görüntülerini yüklerim. Bu şekilde oldukça çeşitli bir ARGB desteği var kasamızın. 6 adet fana kadar destekliyor demiştik. Kasamızın dahili olarak içerisinde ARGB kontrolcüsü bulunmakta arkadaşlar. Buna da 6 adede kadar fan bağlantısı yapabiliyorsunuz. ARGB destekli fan bağlantısı yapabiliyorsunuz. Kontrolcümüz hemen şu yan tarafta. Birazdan açınca detaylı bir şekilde onları da göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar, biraz önce söylemiş olduğum ARGB fan destekli kontrolcümüz burada. Şu an 4 tane fanımızın bağlantısı yapıldı ve şurada 2 adet daha boş soket görünüyor. Kasa depolama olarak da oldukça çok yönlü bir depolamaya sahip. Şu an bizim anakartımız 2 adet M.2'yi destekliyor. Fakat onun haricinde kasaya ekstra olarak 4 adet dışarıdan hard disk takabilirsiniz. Bunları nasıl takabilirsiniz onu söyleyeyim hemen. 3 tane 2.5'luk, 1 tane 3.5'luk olacak şekilde veya 2 2.5'luk, 2 tane de 3.5'luk hard disk bağlantısı yapabilirsiniz. Onun için sizlere kullanım alanları sağlamış arkadaşlar kasa. PCU uzunluğumuz ise arkadaşlar 300 mm'ye kadar destekliyor. Bu 300 mm şurada arada kafeslerimiz var. Bilmiyorum videoda ne kadar net. O kafesler olmadan, yani 3.5 inçlik hard disk kafesi olmadan 300 mm'ye kadar PCU desteği var kasamızın. Ön tarafta 3 adet, yukarıda 2 adet ve arkada 1 adet 120'lik olmak üzere toplam 6 adede kadar fan desteği sağlıyor demiştik. Kasamızın net ağırlığı arkadaşlar 4.14 kilogram. Brüt ağırlığı ise 5 kilogram olarak gözüküyor. Kasa ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Hemen şuradaki şu olayı söyleyeyim ben. 6700
6700XT StepX'in MER 309 RX 6700XT modeli. Ekran kartımız 304 mm. Şurada gördüğünüz gibi şu şekilde iki parmak kadar yaklaşık bir boşluğa sahip. Bu arada arkadaşlar şu kısmı ben size göstereyim. Bu ön panelimiz ön ızgara çıkıyor normalde. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde komple mesh bir ızgara. Şöyle elimde koyduğum zaman belli oluyor. Burada da fanlarımızı normal halini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Kasayla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Videoyu sonlandırmadan hemen bir bu ön panelimizin ufak bir çekiş, hava çekiş gücünü test ettim ben. Onunla ilgili kısa bir video çektim. Şimdi o videoyu izleyebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi oldukça güzel bir hava çekişine sahip kasamız. Bunun haricinde RGB'lerle ilgili tüm modlarıyla da bir video ekleyeceğim. Yani bütün modlarını gösterecek şekilde sizlere videonun sonuna ekleme yapacağım. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdiden videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Değerli yorumlarınızı bekliyoruz. Başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, şimdi RGB'lerimizin modlarına bakacağız. Bu şekilde kırmızılı mavili bir modumuz var. Renkler belli olmuyor diye ben söyleyeceğim size hangi renk olduğunu. Kamerada tam net çıkmayabiliyor. Şöyle kırmızı, sabit sarı, yeşil, turkuaz, mavi, beyaz, mor şekilde gökkuşağı şeklinde bir rengimiz var. Bu şekilde sırayla değişiyor dönerek dairesel şekilde. Yine sabit bir mor, sabit beyaz, mavi, turkuaz, yeşil, sarı. Biraz önceki sıranın tam tersine gidiyor şu anda. Kırmızı. İlk baştaki modun sönüp ve tekrar yanması. Kısılarak açılıp kapanması. Yine bu sefer tek renklerimiz kısılıp açılıyor. Yeşil, turkuaz, mavi, beyaz, mor. Bir de bu şekilde normal renkler kendi döngü içerisinde oluyor arkadaşlar. Şöyle tüm renkler sırasıyla sarışarak dönüyor. Yakın renkler birbirine bağlanarak sürekli bir döngü içerisinde oluyor. Ve bu da ilk baştaki başladığımız mod arkadaşlar. RGB'lerimiz modları bu şekildeydi.